Peki Sevinç Arıkan, Balıkesir'den. Sevinç Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz Sevinç'im, sağ olasın. Ne iş yapıyorsun, okuyor musun, çalışıyor musun? Evet, ben Balıkesir'de öğrenciyim, okuyorum. Evet, hangi bölüm? Bilgisayar programcılığında okuyorum. Dijital programcılık. Bilgisayar programcılığı. Ne? Bilgisayar programcılığı, evet. Evet. Evet, daha ismini söyleyemiyorum. Sen nasıl okuyorsun orada, kim bilir yani. Peki, harikaymış. Soruların var mı? Sevinç. Evet. Evet. Var diyor ama söylemem diyorsun. Var. Kime? Şevval Sama. Evet. Evet, buyur. Şimdi ünlü sanatçı Levan Sam'ın kızısınız. Bu nasıl bir duygu ve bunun size getirdiği artı yanları neler? Bu da yıllarca soruldu ve öğrenilemedi bu duygu yani herhalde gerçekten. Nasıl bir duyguysa sen de anlatamadın kendini. Yok aslında şöyle, annem bir sürü jenerasyona hitap etmiş bir sanatçı. Yani evet, o zamansız hala bir sanatçı. Doğru, dolayısıyla her yeni jenerasyon bunu gerçekten bunu merak ediyor. Ben bunu ömrümün sonuna kadar cevaplayacağım gibi duruyor. Çünkü onun hiçbir zaman modası geçmeyecek. O bir klasik, o bir efsane bence. Ne güzel. Ya esas bizim programda yapamadık. Onlar bir TRT'de bir hareket yaptılar. Anne, abla, sen değil mi? Üçünüz çıkıp müthiş bir gece yaptınız. Onu devamlı yapıyor musunuz? Yoksa o bir kere bir mahsus bir şey miydi? Öyle miydi? Tabii yani neticede böyle hani aile hikayelerimizi anne ve iki kız olarak anlatmak için çıkmıştık. Ve öyle bir konser de verdik. Ama bu böyle hani vıcık tadında, vıcık edilecek bir şey değil yani. Anlattık, işte. Eğlendik. Onu bizimle paylaşanlar paylaştı. Evet. O da bizim için güzel bir anı oldu. Böyle evet. Bir annenin kızı olmak da şöyle söyleyeyim. Yani normal şartlarda aslında o kadar güçlü bir karakterin çocuğu olarak var olmak kolay değil ama onun da bana öğrettiği bu oldu. Yani herkes biriciktir ve herkes kendi parmak izini keşfetmeli. Benim çocuğum olabilirsin ama senin kendine ait bir parmak izin var. Sen onu keşfet dedi. Bana öğrettiği en önemli şey buydu. Oo. Harika. Yani Lemansa'nın kızı olmanın haricinde ben bir annenin kızıyım. Yani o da bir anne. Evet. Yaşasın. Ne güzel. Evet. Ben de anneme selam söyleyeyim buradan da. Evet. Bizim de bir parmak izimiz var yani kendimize. Evet Sevinç'im başka sorun var mı? Evet bir de hemen Yüksel'e var. Evet. Konservatuar mezunusunuz ve aynı sırada pilotluk da yaptınız. Bunların hepsini birden yürütmek nasıl bir duygu veya zorluğu oldu mu? Baba sen ne zaman pilotluk yaptın ya? Biz bak onu da hiç, sen hiçbir şey haber vermiyorsun. Yani. Bak da Balıkesir'den duyuyor Sevinç'ten. Şimdi pilottum ama özel pilot lisansım vardı. Hmm. Yani aynı araba kullanmak gibi ehliyet nasıl alırsın? Onda da işte özel pilotluk lisansı denen bir şey var. Ondan alıyorsun bir tane. Ondan sonra 4 kişilik bir uçağa atlıyorsun ve kullanıyorsun uçağı. Yani Antalya, Bodrum, İzmir unutabildiğim falan. Bir şey değil. Yani bugün de bir insan kullanabilirsin. Evet, o pilotluk şeyi var evet, ya duruyor. Evet. Hala mevcut ama commercial yani ticari pilot lisansını almadım. Çünkü onu almak bayağı meşakkatli bir şey. 3 ayda bir gidiyorsun işte tahliller oluyor bilmem ne oluyor falan filan. Ondan sonra bir de tabii ki multi engine denen o çok motorlu uçakları uçurmak gerekiyor. Sen günlük hayatında yani biraz asosyalsin. Bak dediğin gibi çok evden çıkmıyorsun, dizileri çok bilmezsin, bir şeyleri çok yapıp programa çıkmazsın. Öyle böyle ama gidip bu emeği, enerjiyi başka bir yerde... Yani tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.